Sayfaya gelen sayısal mantık sorularından İrem Yayıncılık'tan bir soru. Çok kaliteli bir soru. Kaliteli çünkü ciddi anlamda sizi böyle zorlayacakmış gibi gözüküyor ama işin mantığını iyi görebilirseniz ipucunu yakalayıp çözüyorsunuz. Şekildeki X, Y, Z kalıplarında bulunan 30 bilye ile ilgili şunlar bilinmektedir. Başlangıçta kalıpların her birinde farklı sayıda bilye vardır. X kabındaki bilyelerin 1 bölü X'i Z kabına konuyor. X'te kalan bilyelerin 1 bölü Y'si Y kabına konuyor. Kafa karıştırıyor. Bu işlemler sonucunda X ve Y kablarında bilye sayıları birbirine eşit. Z kabında bilye sayısı 14 oluyor. Buna göre başlangıçta Z kabında kaç bilye vardır? Şimdi ben şu bilgiyi alsam, getirsem şuraya yazsam. Desem ki işte kaplarda 30 bilye var. Belli işlemler yapılıyor. Aşağıdaki işlemler yapılıyor. Bu işlemler sonucunda X, Y kaplarında bilye sayıları birbirine eşit oluyor. Z kabındaki bilye sayısı 14 oluyor. Yani şu 30 bilgisiyle 14 bilgisini biraz yaklaştırsam birbirine. Ne olur? Şimdi dersiniz ki 30 tane bilye vardı. X, Y, Z kapları var. En sonunda 14 tane kalmış. Bunlar da birbirine eşitmiş. Bu ikisine 16 bilye kaldı. Demek ki 8 bunda var, 8 bunda var. Bunu dedik. En son durumda buymuş. Eğer soruyu okurken sorunun içerisindeki metinlerin birbiriyle olan ilişkilerine dikkat edersek daha iyi görebiliriz. Bunu görmek ne işimize yarıyor? Hemen bakalım. Şimdi son durumda 8, 8, 14 var. Peki bunun x, y türünden anlamı ne? X'in 1 bölü x'i z kabına konuluyormuş. Yani yarısı. X'in yarısı gitti z kabına. Kaldı x bölü 2. Şimdi başlangıçta şöyle düşünelim. X var, y var, z var dedik. Sonra diyor ki ben x'i x bölü 2'ye düşürdüm. Yarısını da aldım z'ye koydum. Z eşittir. Z gitti artık. Z artı x bölü 2 var. Sonra diyor ki burada y vardı. Bu kalan x'te kalan bilyelerin yani 1 x bölü 2'nin 5'te birini. X bölü 2'yi 5'e bölmek ne demekti? 1 bölü 5'i ne demekti? 1 bölü 5'e çarparız. X bölü 10. X bölü 10'unu da y'ye koydum diyor. Y artı x bölü 10 oldu. Burada ne kaldı? X bölü 2'den x bölü 10'u çıkarttık. 4x bölü 10 kaldı. Yani artık şurada 4x bölü 10 kaldı. Şurada y artı x bölü 10. Burada z artı x bölü 2 kaldı. Şimdi ben şunları bulmuştum. En son durumda x'de 8 tane, y'de 8 tane, z'de 14 tane olduğunu soruda vermişti. Biraz kafa karıştırarak vermişti ama bunları buldum. Şimdi de 4, bunlara eşit olduğunu buldum. X 8'miş, aynı zamanda 4x bölü 10'muş. X'te kalan, x kabında kalan 8'miş. Diğer ifadeyle 4x bölü 10'muş. 4x bölü 10 8'e eşitse buradan x'i 20 olarak bulurum. Demek ki başlangıçta x'te 20 tane vardı. Y'ye bakalım. Y neymiş? Y de 8'e eşit. Y artı x bölü 10. X'i yanda bulmuştum. 20 idi. 20 bölü 10 2. Toplamının 8'e eşit olması için y'nin 6 olması lazım. Y'yi de buldum. Geldim buraya. Z artı x bölü 12, 14. Ben x'in 20 olduğunu buldum. 20 bölü 2, 10. 10 artı z, 14'müş. 10 artı z, şöyle yapayım daha iyi olsun. 14 ise z de 4 çıkar. Burada soruyor ki z'de kaç bilye vardı? 4, y'de kaç bilye vardı? 6. Tekrar söyleyeyim ne yaptığımı. Şimdi diyor ki kaplarda 30 bilye var. Belli işlemler yaptık. Sonra X, Y kaplarında 8'er tane demiyor da X, Y kaplarında eşit birbirine Z kabında 14 bilye var. Diyorum ki bilye sayısı değişmedi. Başta 30 taneydi. Yine 30 tane olacak. Z'de 14 tane varsa geriye 16 bilye kaldı. Bunlar eşit olarak X ve Y'ye dağılacak. X ve Y'de 8'er tane bilye olduğunu buradan buluyorum. Bunu elimde tutuyorum. Son durumda hangisinde kaç bilye olduğunu ben biliyorum. Sonra diyorum ki bunu X, Y, Z türünden yazayım. Önce bir kaplardaki bilyeleri x, y, z diyeyim. Daha sonra ekleme çıkarmaları ona göre yapayım. X'in önce 1 bölü 2'sini z'ye ekliyorum. Çünkü diyor ki x'teki bilyelerin 1 bölü 2'si z'ye eklenecek. X'in 1 bölü 2'sini z'ye ekliyorum. Daha sonra diyorum ki x bölü 2 kaldı ama
Burada da durmuyor. Kalanın da 1 bölü 5'ini y'ye ekle diyor. Bunun x bölü 2'nin 1 bölü 5'i x bölü 10'dur. Yani mesela 10'un 1 bölü 2'si 5'tir. 5'in 5'te 1'i 1'dir. Yani 10'un 10'da 1'idir. Yani bir şeyi hem 2'ye sonra 5'e bölerseniz onu 10'a bölmüş olursunuz. Dolayısıyla x bölü 10'u da getirip y'ye ekliyorum. Burada ne kaldı? Artık x bölü 2 yok. X bölü 2'den x bölü 10'u çıkarıyorum. 4x bölü 10 da burada kaldı diyorum. Buradan sonra her şey basit. Ben diyorum ki ilk başta 8 bilye vardı. Bu 4x bölü 10 demekmiş. Son durumda 8 bilye vardı. Bu 4x bölü 10 demekmiş. Demek ki x 20. Daha sonra burada x'i yerine yazıyorum. Diyorum ki x 20 ise y 6 olur. Çünkü son durumda buradaki bilye sayısı 8'di. Sonra buraya geliyorum. Diyorum ki burada da son durumda bilye sayısı 14'tü. X 20 ise şurası 10 eder. Geriye z kalıyor. O da 4'e eşit olur. Dolayısıyla burada 4, y kabında ise 6 bilye olduğunu buluyorum.